Boğaziçi Yapı'nın sunduğu Anahtar devam ediyor. Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Anahtar programıyla daha sizlerle birlikteyiz kültür efendim. Kültür ve sanat, her şey İstanbul'da. Onun için ben İstanbul gibiyim diyorum. Tarlaya giderdik uçak geçtiğinde. Hayal ederdim. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin İstanbul bürosunda bahçemizde sizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ve bugüne kadar Türkiye'nin başaramadığı işleri başaran bir kadro. İnsanoğlunun tarih boyunca yaşadığı en önemli ıstırapların vadisidir. Gök kubbenin altında benim kadar bu hayatı güzel yaşayan kaç kul vardır bilmiyorum. Bugünkü nesil o kadar sıkıntıdan böyle bir başarı olacağını da pek düşünemiyorum. Sanatın ideolojide düştüğü. Siyaset bile demiyorum bakın. İdeolojiler üstü bir şey olduğuna inanırım ben. Çok güzel şeyler yakalamışsınız. Çok gerekli bir şey ama anlayana gerekli bir şey, bilene gerekli bir şey. Ben ortaokuldayken 27 Mayıs darbesi oldu. Hayatımızda hem öğrencilik hayatımız hem ondan sonraki süreçler hem siyasetin bu anlamda içinde geçti. Nasıl bir dünya bu? Öyle bir dünya ki diye öyle vuruyorum ki ben kazmayı yarım günde bitirdim. Onu ihya etmemiz, yeniden inşa etmemiz lazım. Ben de bırakacağım ama annemin babamın durumu ne olur? Fatih'ten başlarsak, Fatih'ten düşünmeye başlarsak her yere varabiliriz. Nereye varamayız ki? O dünyanın çevresinde dönen, nur saçan bir füze gibidir. Evet, yeniden merhabalar değerli izleyenlerimiz. Reklamların ardından Mustafa İslamoğlu hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yasemin Hanım'ı uğurladık. İyi ki geldi. Ayağına sağlık. Hocamız hakkında bize çok güzel şeyler anlattı. Hep güzel şeyler söyledi hocam. Hiç yanlış kötü bir şey söylemedi. Hamdolsun. Zaten o duruşunda, yüzünde, o ifadesinde, o mutluluğun, o huzurun eseri var hamdolsun. Hocam biraz hızlı geçmek istiyorum artık. Yarım saat bir vaktimiz var hocam. Kısa bir dönem bir 6 senelik bir ticaretle uğraşmanız var. Ondan sonra işte diyorsunuz ki ben bu kadar ilmi etek ceket satmak için mi öğrendim, tahsil ettim diyorsunuz ve ticareti bırakıyorsunuz. Ondan sonra hocam başlıyor kitaplar, akabe bir taraftan devam ediyor. O süreci yavaş yavaş hocam öğrenelim. İlk kitabınızdan başlayalım. İlk hangi kitabınız çıktı hocam? İlk kitabım Heyelan. Şiir kitabı Aylık Dergi yayınlarından çıktı. Yaşar Kaplan Bey'in şeyi var, dizaynında. Evet. Emeği var. Onu da buradan hürmetle, muhabbetle, rahmetle analım. Rabbim uzun ömürler versin. Amin. Efendim, Heyelan kitabımız 1987'de çıktı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. İlk kitabımız o. Evet. Daha sonra o kitap serüveni devam ederken bir taraftan Akabe Vakfı artık işte dediğiniz gibi bir tane kendi evlerimizle başladık. Daha sonra evler açmaya başladık. Daha sonra yurt dışında, doğru, Mısır'da, Şam'da evler açmaya başladık. Aynen hatta öyle. Hatta sizin esere gidişiniz bile bir anlamda öğrencilerime sahip çıkmak adına. Çok aynen okumak öyle. İçin değil. Aynen. Benden önce öğrencilerimiz gittiler. Orada ev açtık. Orada yoğunlaştılar. Yani bir tür üzerimize bir vazife oldu. Evet. Yani onlar benim canlarımdı, diplerine su döktüğüm çiçeklerimdi efendim ve yani bir fırsat oldu bendenizde. Onlar da ısrar ettiler doğrusu. Evet. Yani baktım burada çalışmaları yapamayacağım. Hı-hı. Zaten başlamıştım kitap çalışmalarına. İmamlar ve Sultanlara başlamıştım. Orada yazdım 89'da. Yürek Devleti'ni orada tamamladım. Hı hı. Efendim, yani Seyrani'yi oraya gitmeden çok önce yazmıştım. 80-81 yıllarında. O çok sonra çıktı, 20 sene sonra çıktı. Öyle kitap serüveni öyle başladı. İslami hareketler orada başladı. Evet, şimdi bu kitaplar tabii ki hocam öyle kolayca çıkmıyor. Hani yani bu kitapları gördüğünüz zaman gerçekten büyük bir emek var ama bunu yazmanın emeğinin dışında öğrenmenin emeği var hocam. Doğru. Siz mesela sizin yine kütüphanenizde bulunan kütüb sitlerinin orijinal kitaplarından bir metin çıkarıp çektiğiniz zaman her sayfası, her satırın yanına not alınmış, yazılmış, çizilmiş. Evet. Yani siz hadis hakkında konuşabiliyorsanız hocam bugün kütüb sitleri yani satır satır ezberlemişçesine çalışmış ve okumuş bir insansınız.
O konuda hakikaten önemli. Yani belki genç kardeşlerimize bir şey olur, örnek olur, ibret olur diye söylemek lazım onu. Enaniyetten Allah'a sığınırız. Ben Kütüb-i Sitte'yi okumadan hadis hakkında konuşmayacağım diye kendime söz verdim. Evet. El Cezeri'nin Camiul Usul isimli 13 ciltlik, Arapçası 13 cilt. Evet. Efendim eserini Mısır'da yani 2 seneyi aşkın, 2,5 sene sanırım sürdü. Süren bir süreçte bitirdim. Çize çize, evet, ince ince, not ala ala, hı hı, efendim kitabın sağında solunda boş yer kalmadı. Yani o şu anda o 13 ciltlik Camiul Usul kitaplığımda müstesna bir yerdedir. Hı hı. Ve inşallah hadis hakkında eser dosyalarım var. Hı hı. Çalışmalarım var. İnşallah ömrüm olursa onları Allah ta Allah o gün Allah. Amin. Ta bundan 25 yıl evvel aldığım o notlardan yola çıkarak hazırlayacağım o eserleri. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bundan sonra bir berceste hadisler düşünüyorum mesela. Evet. Yani hadis külliyatı, hadis kitabı tavsiye edemiyorum. Hı hı. Çünkü ayıklanmamış. Evet. Mevcut hangisi olursa olsun mevcut hadisler senet kriteri üzerinden seçilmişler. Metin kriteri üzerinden seçilmemişler. Metinleri Kur'an'a arz edilmemiş. Yani böyle bir hadisçilerimizin böyle bir şeyi yok zaten. Hı hı. Onun için yani o gün okuduğum bu Cezeri'nin Camiul Usulü'nü bugün işime yarıyor mesela. O gün düştüğüm notlar bugün bana rehberlik yapıyor, yol, evet, gösteriyor. Evet. Şimdi diyorsunuz ki hocam 10 küsür tefsir ortada. 7 saatlik bir maraton çalışma. O çalışmanın sonucunda 6 aylık bir Kur'an'ı tefsirini bitiriş. Ve diyorsunuz ki ben Kur'an'a işte o an, yani o dönem çarpıldım. Ben, evet, geçmişteki tabii ki hep Kur'an'la hemhaldim, iç içeydim ama gerçekten Kur'an beni o anda çarptı diyorsunuz. Orayı, evet, biraz anlatalım hocam. Ne anlamda çarptı? O hakikaten o dönem çok farklıydı. Belki hayatımın en değerli ayları, yıllarıdır, hı hı, o dönem. Mısır'da o tabii benim tek başıma yaptığım bir şey değildi. Evet. Talebelerimizle, kardeşlerimle beraber büyüdük onlarla. Yani, hı hı, benim talebelerim benim arkadaşlarımdır aynı zamanda. Efendim, yani şimdi her biri bir ilahiyatta, bir yerde hocadır yani onlar. Efendim, o zaman biz tefsirleri bölüştük, ünlü tefsirleri ve her gün tefsir dersi yapmaya başladık. Evet. Ve 6-7 ayda bitirdik. Böyle bir, evet, maratondu bu. Hı hı. Ve çok şey öğrendik hep beraber. Evet. İşte orada asıl Kur'an beni çarptı. Hani ekmek, hı hı, Kur'an çarpsın derler ya, ekmenin çarptığı adamı hiç görmedim de. Kur'an çarpabiliyor. Kur'an beni çarptı yani. Hakikaten ben bunun şahidiyim. Ve ilk defa bir hazineyle karşı karşıya oldum. Hı hı. O güne kadar ben İmam Hatip'te okudum, ben Yüksek İslam'da okudum, İlahiyat'ta okudum. Ama ben Kur'an'ı fark etmemişim. Yani Kur'an'ın içine girdim. Kur'an'ı görmemişim ben. Hı hı. Yani... Ya Kur'an bana bakmış, ben Kur'an, daha doğrusu mushafı görmüşüm, ben mushafı tutmuşum, evet, mushafı ezberlemişim, mushafı okumuşum ama Kur'an okumamışım ben, hı hı, o güne kadar. Yani meğer Kur'an ne kadar akıllıymış, meğer Kur'an'ın içinde ne hazineler varmış, meğer Allah Kur'an'ın içinden insanla konuşurmuş. Yaşayan bir şey. Meğer Kur'an canlıymış, canlıymış, evet, ve canlandırırmış, hı hı, diriltirmiş. Meğer aradığımız hayati soruların cevabı Kur'an'da varmış da biz başka yerlerde ararmışız. Evet. Meğer Paris'i, Londra'yı, New York'u, Pekin'i görmemek kayıp değilmiş. Kur'an'daki bir ayeti görmemek, görmeden ölmek kayıpmış. Bir sureyi fark etmeden ölmek kayıpmış. Ben bunu orada fark ettim. Hı hı. Bütün bu gerçekleri ve daha fazlasını orada fark ettim. Ve bir Kur'an kardeşliği oluştu. Kardeşlerimizle birlikte anlamanın da farkını orada fark ettim. Yani sadece Kur'an'ı tek başınıza anlamak için okursunuz. Bu da ayrı bir şeymiş. Evet. Kolektif bir biçimde yani cemaatle namaz kılar gibi cemaatle
Kur'an'ı anlama çalışmasının bereketi başkaymış. Evet. Dolayısıyla ben bütün bunları ve daha fazlasını orada fark ettim ve ömrümün dönüm noktası oldu. Hı hı. Yani anlama serüvenimde, anlam yolculuğumda, hı hı, anlamı arayış seyri seferimde bir dönüm noktasıdır o. Ve diğer kardeşlerimde de onu gördüm, hissettim. Hı hı. Belki konuştursanız onlar da buna yakın şeyler söyleyecektir. Ve çok şey keşfettik orada. Çok şey. Yani birlikte işte bir arkadaşımızın Fatih'in elinde onun ona düşen tefsir Zemahşeri'nin El-Keşşafı'ydı. Efendim. Bir arkadaşımızın elinde Razi'ninki. Bir arkadaşımızın elinde efendim Taberi'ninki. Hı. Bir arkadaşımızın elinde efendim Begavi'ninki. Bir arkadaşımızın elinde efendim farklı bir tefsir. Neyse. Ve bütün bu arkadaşlarımız çalışıyorlar. Hı hı. Ve ortak bir akılla ortaya döküyoruz. Kur'an'dan ne anladık, ne keşfettik. Hı hı. Yani o gün bize ne indi efendim? Hep beraber, evet, bir canlı sofrada olduğu için hocam. Eyvallah. Yeni iniyor, henüz yani iniyor. Yani ömrümüzde hiç görmediğimiz bir yiyeceği paylaşır gibi paylaşıyorduk. Paylaştıkça yiyecek artıyordu, çoğalıyordu. Yani biz hiçbir şey tüketmiyorduk. Ama o bizi üretiyordu. Evet. Peki hocam, bunun akabinde mi başladı tefsir dersleri? Yani bu düşünce, bu halkalar büyüdü tabii. Siz bunu çarpılmayı hissedince dediniz ki bu Kur'an, evet, bu şekilde herkese çarpmalı. Aynen dediniz öyle. Ve evleri genişlettiniz, halkalar devam öyle etti. Daha, evet, sonra tefsir derslerinin başlangıcı. Orada zaten Kahire'de bu böyle olunca, bu daha ailesiz gittiğim yıllar bu. Evet. Yani aile burada, yengeniz burada, çocuklar burada, ben tek başıma gidiyorsunuz. Oradayım. Evet. Ondan sonra onları da götürdüm. Ve ondan sonra Kahire'de arkadaşların ısrarıyla, yani biz kendi kapalı, talebelerimle kapalı olsun dedik ama baktık ki 1, 2, 3, 5, 10 olmadı. Yerler almadı, evler almadı. Bu iş için müstakil bir mekan aradınız, hazırlandı. Evet. Ve orada işte bugün Adayış Risalesi diye okuduğunuz eser Kahire'de ders olarak yapıldı. Evet. Yani o Ali İmran suresinin 33. ayetiyle başlayıp da devamında ki ayetlerin bir mevdu'i tefsir, konulu tefsiri olan o kitabı çıkaran dersler orada başladı. Tabii 92 yılında biz ailece döndük. Dönünce doğrudan İstanbul'a döndük ve İstanbul'da 92 yılının Ekim ayında Bismillah dedik ve bir maraton başladı. Evet. 16 yıl süren bir Kur'an tefsir maratonuydu. Evet. Hocam, yazdığınız tefsir kitabı ne kadar dönemde tamamlandı? Yani o birikimlerle birlikte toplamda ne kadar oldu? Bizim görüntülü ve sesli tefsirimiz, Tevilül Kur'an ve Tefsirül Furkan tefsirimiz ki 200 ders sürdü. 16 yıl süren dersimiz 550 ders yaklaşık sürdü. Hı hı. Tam sayısını hatırlamıyorum. 500 küsür ders sürdü. Hı hı. 16 yılda 500 küsür ders. Bir maratondu o. Evet. Bir de 200 derslik stüdyo. Hı hı. Böyle efendim çekimlerle. Hı hı. Ki o da ayrı bir eziyettir yani. Bu görüyorsunuz. İnsanlar bir saatlik program seyrettiklerini düşünüyorlar da o programın çekimi, arka planı var, çok büyük zahmetler sonucu oluyor. Hı hı. Yani çok büyük emekler veriliyor da huzurlarına öyle yemek pişmiş olarak geliyor. Evet. Onlar ekranlarından izliyorlar. Ama ekranda izlendiği kadar değil. Tabii. Çok büyük emeğin sonucu onlar. Dolayısıyla 200 derslik o görüntülü ve sesli tefsirimiz. O da yaklaşık 9-10 yıl sürdü. Evet. Ama bu arada meali yazmış olduk. Yani, evet. Meal 2008 yılında Hitam-ı Misk 1 ile beraber gün yüzüne çıktı. Meal ve o süreç işte 1992 yılında başlayan o süreç 2008 yılına kadar sürdü. Devam etti. Hocam, bu arada tabii devam eden bu kitap serüveni var. Yani şimdi ben sizin kitaplarınızın birçoğunu okuduğumu düşünüyordum ama çok eksik kalmışım. Yani kitaplara bakınca ki bunlar değil, yani bunların birkaç katı daha fazla var. Bu kitaplara nasıl zaman ayırabildiniz hocam? Tefsir dersleri var, bunun dışında çalışmalarınız var. Bir taraftan işte meal çalışması ve kitaplar.
bu kitaplar gerçekten. Çünkü evet. Bu kitaplarında hocam o anlamda belki çarpıcı özellikler olduğunu düşünüyorum. Yani benim hayatımda çok büyük bir etkisi oldu. Mesela ben de çok İslami bir aileden, yani İslamiyet hakkıyla yaşayan bir aileden, ki benim canım babam da gerçekten hiç taviz vermeden yaşayan ve insanları İslamiyet'i sevdiren bir insandı. Biz öyle bir ailede yetiştik ama Yürek Devleti'nin hocam ilk sayfasını okudum. Ben de böyle bir çarpılma hali oldu ve öyle devam etti hocam. Yani işte Mustafa İslamoğlu'ymuş bunu yazan. İşte sonra hangi televizyonda çıkıyor, o zaman tabii böyle bir şansımız yok. Sizi takip etmeye başladım. İşte Flash TV'de Yaşar Nuri Öztürk'te bir programı var falan filan derken. Eyvallah. Yani bu kitapların da o anlamda bir özelliği var. Hemen bir anda size karşınıza bir pencere açıyor. Eyvallah. Ve işte Yürek Devleti'ni okuduktan sonra tabii sizden bir devlet kurmanızı bekliyoruz. Hani öyle de bir his oluyor. Ya bu kitaplar nasıl devam etti? O süreç nasıl gelişti hocam? Doğrusu kolay değil. Hakikaten efendim siz ona varlığınızı vermezseniz o size zırnığını vermez. Evet. Ya bu anlamda bu kitapların bir de tabii hepsi aynı değil. Bazıları kült eserler. Evet. Yani kendi alanlarında çığır açan, işte Yahudileşme temayülü kendi alanında mesela bir usul getiren, hı hı, farklı bir bakış açısı getiren bir, hı hı, eser. Üç Muhammed bir siyer felsefesi kurucu eserdir. Efendim yani farklı bir bakış açısıyla kimsenin yazıldığı için aynen öyle için. Daha öncesi yok yani. Ama sonrası var, arkası geliyor, geliyor maşallah, evet, ilim adamları. Ondan sonra çok güzel eserler vermeye başladılar. Ya İmamlar ve Sultanlar. Evet hocam, o da ya, ilginç o, bir eleştiri. Yani, aynen öyle, eleştirel bir tarih, evet, bakış açısı. Hı hı. Yani peygamberimizden sonraki 150 yıla eleştirel bir bakış. Hı. Ve insanlar alışkın değiller. Hı hı. Yani siz sadece kitap yazmakla kalmayacaksınız, ona gelen tepkileri de göğüsleyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani bazen saçma sapan tepkiler gelecek. Bazen hakaretler, aşağılamalar, anlatabiliyor muyum? Vesaire. Aynen öyle. Hocam. Bütün bunlara göğüs gereceksiniz. Yani aynı şekilde Yürek Devleti, evet, kendi alanında bir şeydir. Eleştiri, yani eleştirel bir eserdir. Kurucu eserdir aynı zamanda. Yani Türkiye'de Yürek Devleti'nin bir etkisi olmuştur. Kesinlikle. Az veya çok. Yani yoldaki, evet, işaretler, Seyit Kutup'un yoldaki işaretler ne kadar sarstıysa, evet, bir dönem için gençliği, evet, Yürek Devleti'nde öyle, evet, bir sarsıcı özelliği olduğunu. Dolayısıyla özellikle de meal, efendim, hı-hı, meal, yani maşallah çok meal var, daha da çok olsun inşallah, olacak da. Kur'an'ımıza yapılmış her hizmet alnı öpülmeye layıktır. Ama meal, yani fakirin meali bir mealde ben yazayım diye yazılmadı. Kendisinden evvelki mealleri aşmayacaksa bu meal israftır, evet, diye ben düşünürüm. Evet. Hep öyle bakmışım. Nasıl diyorsunuz hocam? Mana, evet, maksat. Eyvallah. Bu üçünü bir arada bir tefsirde bulmak zor diyorsunuz. Bir tabii mealde ki, bulmak. Tabii ki. 6000 notlu bir mealdir o. Ve bu meal aynen aynı zamanda 16 yıllık tefsir dersi sürecinde, hı hı, insanlara arz edilmiş, geri dönüşleri alınmış, tartışılmış bir mealdir aynı zamanda. Yani bu meal oturarak masa başında yazılmış bir meal değil, arz edilmiş bir mealdir. Kamuoyuna, uh-huh, ekranın içinden, uh-huh, büyük bir kısmı, bir kısmı internetten tüm dünyaya, uh-huh, arz edilmiş. Onun için yani bu eserler öyle masa başında yazılmadı. Yürek Devleti de öyle. Yürek Devleti benim yaşadığım, tabir caizse iç krizlerimin bir eseri. Tabii ki. Evet. Yani benim yaşadığım iç krizlerimin, yani tabir caizse içinde bulunduğum kültürel çevrenin bir kritiği, bir eleştirisi, bir üst basamağa atlayış serüvenimin paylaşılmasıdır. Çünkü benim yaşadığım o iç krizimi bu memlekette kuşaklar yaşadı. Evet. İslami kuşakların hikayesidir o. Bizim bir parça buruk ve acı hikayemizdir, evet, Yürek Devleti'nde anlatılan. Evet. Yani bu eserler zor çıktı. Bunların çıkması için çok ciddi mesai gerekiyor. Sadece mesai yetmez, planlı gerekiyor. Planlı çalışmak gerekiyor. Sistemli çalışmak gerekiyor. Varlığınızı vermek gerekiyor. Hı hı. Yani şunu söyleyeyim, doyası uyuyayım diyorsanız, hı hı, tatil yapayım diyorsanız, keyfime keder gelmesin diyorsanız, böyle bir şey ortaya koyamazsınız. Her sabah uyandığımda bugün çok uyudum diyorsunuz. Aynen öyle. Hocam. Aynen öyle. Bunu yıllar var ki, yıllar var ki öyle ne doyası uyuduğumu bilirim, hı hı, ne doyası böyle tatil matil yaptığımı bilirim. Anlatabiliyor muyum?
Yani niye arkanızdan atlı mı geliyor diyeceksiniz. Atlı gelmiyor ama arkamdan gelen birileri var. Hocam arkanızdan gelen birileri var. Hem de böyle müthiş bir akış var. Yani ümmetin kötülüğe doğru, çirkine doğru, fenaya doğru bir akışı var. İnsanlık o akışı için söylemek için. Lazım. Evet. Evet yani ha, ne yapsanız, var. Hani ne yapsak hepimiz belki az hocam. Esma-i Hüsna'dan bahsedelim biraz. O da çok ciddi bir ders oldu. Şu anda herhalde sonuçlanıyor, bitiyor diye biliyorum. Hitamühü Misk'le sonlandıracaksınız. Çoğunu izleme hamdolsun şansımız oldu. Büyük ihtimalle zannediyorum ki yani izleyenlerimiz de şu anda onlar da izlemişlerdir. Pazar günü yani iyi bir vakitte, iyi bir zamanda o izlenmeyecekti hocam. Ne izlenecek diye düşünüyorum. Biraz ondan bahsedelim. Şu anda bir dersimiz kaldı diyorsunuz. Eyvallah. Bir dersimiz kaldı. Ondan sonra Hitam-ı Misk 2 9 Haziran'da perdeyi indiriyoruz. Elhamdülillah. Rabbim nefes verdi. Evet. Esma-i Hüsna müthiş. Ben Allah'ı tanımazmışım. Evet. Meğer tanıdığımı zannedermişim. Esma'nın içine girdikten sonra öyle sonsuz bir ummana girdiğimi gördüm ki yani eğer bunu fark etseydim tefsirden önce Esma yapardım. Yani bunu maalesef geç fark ettim. Yani Esma bambaşka bir şey. Esma Kur'an'ın zirvesi. Kur'an'ın zirvesi tepelerinde ne var derseniz Allah'ın esması var. Allah'ı Teala'nın tanımanın aynen öyle. Yollarından biri. O aynen taşlarından öyle. Belki her biri. Yollarından biri değil. Taşları. En büyük yolu. Evet. Bir numaralı yolu evet. Belki tek yolu. Evet. Yani esmayı tanımadan nasıl Rabbinizi tanıyacaksınız? Hı hı. Rabbinizi anlamadan nasıl kulluk edeceksiniz? Evet. Anlamadığınız bir Allah'a nasıl kulluk edersiniz? Yani dolayısıyla Allah'ı anlamanın, tanımanın yolu esmadan geçer. İşte tefsir dersinden sonra Esma'ya başladık. Aslında bunun hikayesi çok eskiye gider. Hı hı. 1990'lı yılların sonunda çok değer verdiğim bir efendim büyüğüm bana geldi dedi ki bir şey isteyebilir miyim? Değer verdiğim biri. Hı hı. Sizin kaleminizden bir Esma yazmanızı istiyorum dedi. Ben de o zaman yani cahil cesur olur. Olur dedim. Demez olaydım. Olur dedim de nasıl olur? Nasıl olur bu iş? Olur, olur demekle olur mu? Esma'ya şöyle bir girdim. Aman Allah'ım. Ne dünyaya adım atmışım ben? Nasıl bir büyük dünya bu? Evet. Ve işte 3 cilt efendim 1200 evet 1208 sayfa. Anlatabiliyor muyum? Efendim çıktı bir eser ama nasıl çıktı? Gelin de bana sorun. Evet. Efendim 5 yıl Esma sürdü. Sorumluluğu çok büyük hocam. Eyvallah. 5 yıl Esma sürdü. 82. dersimizi pazar günü yaptık. Önümüzde yani 2 gün evvel. Önümüzdeki inşallah 12 gün sonra pazar gün 83. dersimizi yapacağız. Maşallah. Ondan sonra 9 Haziran'da ve Hitam-ı Misk ile Bismillah deyip noktayı koyacağız. Maşallah. İnşallah. Maşallah hocam. Akabe Vakfı da hocam bu anlamda birçok çalışmaya işte öncü oluyor. Hani az önce Yasemin Hanım dedi işte cıvıltıyla çocuklara ulaşıyoruz. İşte Akabe Kadınlar Kolu'yla hanımlara ulaşıyoruz. İşte yardım eliyle yoksullara ulaşıyoruz. Hani o anlamda birçok misyonu üstlenen bir vakıf Akabe Vakfı diyebilir miyiz? Hiç şüphesiz. Zaten Akabe'nin kuruluş amacı bu. Yani Akabe hayatın içinde hayatı yakalasın, hayatın dokusuna sinsin. Daha doğrusu bir vakıf faaliyeti olarak değil, bir hayat olarak vücut bulsun istedik. Evet. Yani artık zamanlarda meşgale bulacağımız ve kulüp gibi kullanacağımız boş zaman kulübü, emekliler kulübü, evet, boş adamlar kulübü değil. Akabe canlı, cıvıl cıvıl kaynayan, üreten. Fokur fokur üreten bir hayatın ortasında sadece koordine etsin. Evet. İnsanlar akıllarını birleştirsinler. Ortak aklı, ortak sevgiyi, ortak muhabbeti, ortak aşkı, ortak Leyla'yı efendim anlatabiliyor muyum? Evet. Orada üretelim. Orada kaldıralım. Orada paylaşalım istedik. Onun için Akabe sadece ayakkabımız bizim. Ayaklarımıza giyiyoruz Allah yolunda
yürümeye devam ediyoruz. Ne kadar güzel. Sadece ayakkabımız. Ne kadar güzel hocam. Şimdi programın sonuna gelmişiz. Ben zaten programa başlarken demiştim, hocamızla iki program yetmez demiştim ama daha da bir şey yapamadık. Ancak bu kadar sığdırabildik hocam. Bir şey sormak istiyorum. Yani gündeme dair. Şimdi siz düşünce özgürlüğünden hapiste bir dönem cezaevine girmiş bir kişi olarak soruyorum. İşte kullandığınız çok ufak bir cümleden, işte dikta cümlesiyle sanırım, işte Kürt sorununa İslami çözüm formülüne çok böyle belki saçma sebeplerle bir dönem cezaevine girmiş bir kişisiniz. Şu anda siz diyordunuz ki o zaman Müslümanlar bu ülkenin Kızılderilileri diyordunuz. Evet. Şu anda nasıl görüyorsunuz? Hala Kızılderili Müslümanlar bu ülkede, onu sorarak hocam programı bitirmek istiyorum. Biraz da gündemi yakalayalım diyorum bitirmeden. Şunu söyleyeyim, yani madem sordunuz ben de açık konuşayım. Hı hı. Şu anda Müslümanların imtihanlarının bittiği kanaatinde değil. Hı hı. 28 Şubat'ta Müslümanlar sopayla efendim imtihan oluyorlardı. Şimdi havuçla imtihan oluyorlar. Sopayı tutan elle havucu tutan elin sahibi aynı. Şu anda Müslümanların imtihanı 28 Şubat'taki imtihandan daha ağır. Çünkü imtihan olduklarının farkında mı değiller? Bir, ikincisi varlıkla imtihan oluyorlar şu anda. En zoru işte hocam. Evet, o zaman mahrumiyet ve yoklukla imtihan oldular. Evet. Yokluğa sabretmek her kişi kârı, varlığa sabretmek er kişi kârı. Doğru söylüyorsun. Dolayısıyla sopa Müslümanları kendine getiriyordu. Müslümanlar yani nihayetinde yani sövene karşı bozulmadan durabilirsiniz. Ama övene karşı bozulmadan durmanız çok zor. Çok zor. Yani sizi biri överek mi, söverek mi daha kolay bozar derseniz sizi biri överek daha kolay bozar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Onun için yani şu anda Müslümanlar havuçla imtihan ediliyorlar ve içlerinden bir kısmına iktidarı vermiş gibi yaptılar. Fakat efendim ben bu noktada Müslümanların varlıkla sınavlarını, dünyevileşme sınavlarını çok iyi verdikleri kanaatinde değilim. Müslümanları önündeki en büyük tehlike, en büyük tehdit de dünyevileşme. Evet. Yani ne şu süper güç, ne bu ideoloji, ne bu efendim baskı. Müslümanları eğer bitirirse dünyevileşme bitirir. Evet. İslami burjuvazi olmaz hocam o anlamda. Evet. Maalesef olmamalı. Oraya doğru bir gidiş var. İslami kapitalizm olmamalı. Evet. Kapitalizm asla ve asla... İslamiyet de yan yana gelmemeli. Evet, aynen öyle. Aynı evet. Yani kapitalizm asla ve asla Müslüman gibi görünmemeli. Evet. Allah güzeldir, güzeli sever mantığınla çok rahat bir şekilde lüks hayatlar yaşayabiliyoruz hocam maalesef. Ama dedikleriniz gerçekten bu anlamda çok doğru. Keşke birçok şey daha diyebilseydiniz ama programımızın sonuna geldik maalesef hocam. Çok teşekkür ediyoruz size. Ağzınıza sağlık diyoruz. Kitapları burada sergileme fırsatı buldum. İzleyenlerimi aslında tek tek tanıtmak isterdim. Birçoğunu tanıyorlardır eminim ama maalesef buraya sığmadı diyelim. Hocam yüreğinize, emeğinize sağlık. Var. Allah yardımcınız olsun. Amin. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. İnşallah bu çalışmalara daha birçok kişiyi, birçok topluluğu bu anlamda irşad etmeye devam edersiniz. İnşallah. Diye düşünüyorum. Nasıl ki bir dönem beni çarptıysa bu kitaplar, inşallah herkese bu anlamda çarpmaya devam etsin. Ben de anahtarınız mübarek olsun. Nice kapılar açsın diyorum. Çok teşekkür ederim. Size başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Evet değerli izleyenlerimiz, hocamızdan kapanışta yine bir şiir dinleyeceğiz ama biz vedalaşalım diyoruz. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kalbinizden Allah aşkı, Hazreti Muhammed sevgisi hiç eksik olmasın. Al da git eğreti gülüşlerimi. İsyanı kutsayan yüz bende kalsın. Maviye boyama zor düşlerimi. Gemimi yakacak köz bende kalsın. Mermere saplanan bir deli suca,
nefreti sevdama etmişim boca. Karanlığa dönük bir çift namluca, tetikte bekleyen göz bende kalsın. Neşeyi açmadan solanlara ver. Gülüp eğlenmeyi yılanlara ver. Baharı, bahçeyi çalanlara ver. Van Gogh'un çizdiği güz bende kalsın. Bilirim yol uzun, sürmek zor ama çekmediğin kahrı koyma tarama. Bilirim yol uzun, sürmek zor ama çekmediğin kahrı koyma tarama. Azık kıt, vakit dar, tuz bas yarama. Çiledeki aziz, giz bende kalsın. İzleyenlerimiz, Yeni Bir Anahtar programıyla daha sizlerle birlikteyiz kültür efendim. Kültür ve sanat, her şey İstanbul'da. Şimdi ben İstanbul gibiyim diyorum. Tarlaya giderdik, uçak geçtiğinde hayal ederdik. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin İstanbul Bürosu'nda bahçemizde sizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ve bugüne kadar Türkiye'nin başaramadığı işleri başaran bir kadro. İnsanoğlunun tarih boyunca yaşadığı en önemli ıstırapların vadisidir. Gök kubbenin altında benim kadar bu hayatı güzel yaşayan kaç kul vardır bilmiyorum. Bugünkü nesil o kadar sıkıntıdan böyle bir başarı olacağını da pek düşünemiyor. Sanatın ideolojiden üstü, siyaset bile demiyorum bakın. İdeolojiden üstü bir şey olduğuna inandım ben. Çok güzel şeyler yakalamışsınız. Çok gerekli bir şey ama anlayana gerekli bir şey, bilene gerekli bir şey. Ben ortaokuldayken 27 Mayıs darbesi oldu. Hayatımızda hem öğrencilik hayatımız hem ondan sonraki süreçlerim siyasetin bu anlamda içinde geçti. Nasıl bir dünya bu? Öyle bir dünya ki diye öyle vuruyorum ki ben kazmayı yarım günde bitirdim. Onu ihya etmemiz, yeniden inşa etmemiz lazım. Ben de bırakacağım ama annemin babamın durumu ne olur? Fatih'ten başlarsak, Fatih'ten düşünmeye başlarsak her yere varabiliriz. Nereye varamayız ki? O dünyanın çevresinde dönen, nur saçan bir füze gibidir. Boğaziçi Yapı Anahtarı sundu.